kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine orkide bakımına dair önemli bilgiler paylaşacağım sizlere. Gördüğünüz üzere birbirinden güzel ve bol çiçekliler orkidelerim. Sonbahar ayı orkideler için yeniden çiçek çıkarma dönemi. Sizlere bugün yine orkidelerinize inanılmaz fayda sağlayacak ve orkidelerinizin bol bol çiçek açmasına, yeni kökler ve yeni hava kökleri çıkarmasına yardımcı olacak bir sıvı bitki besini paylaşacağım. Bu sıvı bitki besinini özellikle sonbahar ayında orkidelerinize verebileceğiniz iki farklı yöntem ile göstereceğim. Hemen tarifimize geçelim. Elimde gördüğünüz gübreyi ben aylar öncesinden hazırlamıştım. Bu toz gübre özellikle aylarca dayanabilen bir gübre ve özellikle hem orkideler için hem de diğer çiçekleriniz için kullanabileceğiniz pratik bir gübre. Hemen size hazırlanışını da gösteriyorum. Bugünkü yapacağım gübreyi pirinç ile yapacağım. Bugünkü vereceğim tarifte birinci tarifi daha önce görmemiş olabilirsiniz. Fakat bu tarif ile hazırlayacağımız gübreyi aylarca orkidelerimiz için ve diğer bütün çiçeklerimiz için kullanabiliriz. Özellikle pirinç kullanmamın sebebi ise çiçekler fosfor, potasyum, azot ve sodyum bileşenleri ile vitaminleri ile çok hızlı büyüyorlar ve bol bol çiçek açıyorlar. Ve pirinçte de bunlar fazlasıyla var. O yüzden bugün bu vitaminlerden yararlanmak için pirinci kullanıyoruz. Özellikle bu pirinci çok fazla yakmıyoruz. Bakın sadece 3 dakika beklettim ve sadece hafif kavurdum. Daha sonra bir tabağa koydum ve bunun ilk sıcaklığının gitmesini bekleyeceğim. Sıcakken yapmayın, soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra blenderdan toz haline gelinceye kadar çekeceğim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet, orkideler için hazırladığımız gübremiz hazır. Bakın toz haline geldim ve bunu bir kavanozun içerisine koydum. Özellikle bu tarz gübreleri bir kavanoza koyarak aylarca saklayabilirsiniz. Ve orkideleriniz için lazım oldukça gübre olarak bunu kullanabilirsiniz. Ayda bir bu gübreden bütün orkidelerinizi verebilirsiniz. Şimdi sizlere bunu nasıl kullanacağımızı da göstermek istiyorum. Bir yemek kaşığı kadar bakın bir kaseye koyuyorum. Sizler çiçek sayınıza göre bu ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Üzerine alabildiği kadar sıcak su koyarak hazırlamış olduğumuz pirinç tozunu eriteceğiz içinde. Ve böylelikle bütün vitaminleri zaten suya geçecek. Yalnız soğuması için bekletmemiz gerekiyor. Soğuduktan sonra kullanacağız. Bunu hem sıcak suyla hem de soğuk suyla hazırlayabilirsiniz. Soğuk suyla da bakın ben 200 milimlik bir bardağa bir çay kaşığı kadar koydum. Ve şimdi soğuk su koyacağım. Soğuk su ile yaptığınız zaman bunu en az yarım saat bekletmeniz gerekiyor ki içerisinde iyice karışabilsin ve vitaminleri suya geçsin. Eğer sıcak su ile yapıyorsanız sadece soğumasını beklemeniz yeterlidir. Hemen bunları orkidelerimize verelim. Pirinç suyum iyice soğudu. Suda bekletilen pirinç bir süre sonra bütün vitaminlerini beklediği suya bırakır. Böylelikle pirinç nişastası dediğimiz bu beyaz su bol amino asit bakımından hem zengin olmuş oluyor hem de bol bol vitaminler olmuş oluyor. Her bir saksıya en az 5 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Bunu 8 yemek kaşığına kadar da çıkarabilirsiniz. Böylelikle her bir saksıya bundan vereceğiz. Bunun en sık aralığı 15 gün olmalı. Yani 15 günden daha erken çiçeklerinize vermeyin. Ama ideal olanı ayda birdir. Mutlaka her iki
Sıvı bitki besinleri arasında orkidelerinizi normal bir suyla da yapın. Yani sadece sıvı bitki besinleriyle tabii ki orkidelerimizi sulamıyoruz. Evet, sizlere birazdan sonuçları da göstereceğim. Hazırlamış olduğum yine pirinç suyu bakın. Pirinç suyunu yine sıcak suyla hazırladım ve soğudum. Soğuduktan sonra bir buz kalıbının içerisine döküyorum. Bu şekilde bütün gözler dolacak şekilde suyu boşalttım. Yine bunu buzluğa koyup dondurucuda donmasını bekleyeceğiz. Bu yöntem özellikle orkidelerinize sonbahar ayında hava değişimini yaşatmak için de yine yararlı bir yöntemdir. Özellikle fazla kalan sıvı bitki besinleriyle ilgili sorular soruyorsunuz. Bu tarz fazla kalan sıvı bitki besinlerini bir buz kalıbına koyup buzlukta dondurabilirsiniz. Ve daha sonra çiçeklerinize vermek istediğiniz zaman bu şekilde çıkarıp her bir orkide saksısının üzerine 2 ya da 3 tane bu buz kalıplarından koyabilirsiniz. Sonbahar ayında yapmanız orkidenin hava değişimini daha hızlı hissetmesine yardımcı olur. Burada dikkat etmeniz gereken sadece orkide köklerine direkt buz koymayın. Daha çok toprak üzerine koyabilirsiniz. Böylelikle orkideleriniz için hem pratik bir fikir hem de yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracaktır. Sizlere özellikle bu tarz sıvı bitki besinleri sonrasında orkidelerin nasıl gelişim gösterdiğini de göstereceğim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hemen sizlere sonuçları da göstermek istiyorum.